Uruk'a döndüklerinde elinde Humbaba'nın kesik başıyla tüm heybetiyle duran Gılgamış'ı gören Tanrıça İştar ona hayran kalmıştı. Onu göğün ardında hayranlıkla seyrediyordu. Gılgamış evine gitti. Saçlarını yıkadı. Kirli giysilerini çıkarıp temiz giysiler giyindi. Üstüne bol bir gömlek geçirip beline kuşağını bağladı. Tacını da başına yerleştirip öylece dışarı çıktı. Tanrıça İştar onun duruşundan, heybetinden öyle büyülenmişti ki dayanamadı, karşısına çıktı. Ve sanki ilahi kudrete sahip olmayan sıradan biriymiş gibi neredeyse Gılgamış'a yalvarırcasına ''Bir tanrıdan farksız yüce Gılgamış, ne olur benim eşim ol, sana sadık kalırım, ömür boyu yanı başından ayrılmam, gel de karın olayım senin. Koca atların, katırların çektiği arabalar yerine rüzgarların, fırtınaların çektiği altından, lacivert taşından araba sunayım sana. Güzel kokulu sarayımıza girdiğinde en soylu rahibeler öpsün ayaklarını, yere kapansınlar krallar önünde. Krallar, kraliçeler sana vergi diye yurtlarının en güzel ürünlerini getirsinler. Gılgamış İştar'a acırcasına baktı ve ''Seninle olacağıma kılıcımı böğrüme saplar, kendi canımı alırım. Sen ki soğukta insanı ısıtmayan ocak gibisin. Küçük bir rüzgar esintisine dayanamayan derme çatma kapısın. Altında yatanı boğan bir yorgan gibisin. Sen giyenin ayağına vuran bir çarıksın. Aşık olduğun, sevdiğin onca insanın ne hallere düştüğünü bilmez miyim sanıyorsun? Hangisi senin tuzaklarından kurtulabildi? Dur, sana onları bir bir sayayım da gör. Şu avcılık yapan çoban tanrı, Tammuz, o öldükten sonra her yıl gözyaşı döktürüp ağıt yaktırdın. Rengarenk kuşları onun anısına sevdin de sonra onların kanatlarını birer birer kırdın. Bir çobanı sevdin. O çoban ki sana her gün çörekler pişirir, oğlaklar keserdi. Ona büyülü bir sopayla vurdun, kurda çevirdin. Kendi yardımcıları onu kovdu, köpekleri parçalarcasına ısırdı. Sonra Sin adıyla da bilinen Ay Tanrısı baban Nanna'nın bahçıvanı İşullanlu'ya tutuldun. Sana her gün bir küfe hurma getirir, sofranı donatırdı. Onunla birlikte olmaya kalktın. O da istemeyince yine vurdun büyülü sopanla. Kim bilir hangi hayvana çevirdin zavallıyı. Beni sevme, isteme. Aksi halde kaderim onlardan farksız olur. İştar öfkeyle oradan uzaklaşıp göğün ardına Tanrı Anu'nun huzuruna çıktı. Annesi Antu da oradaydı. Ağlayarak olan biteni onlara anlatmaya başladı. ''Ey benim Tanrı babam, Gılgamış'ı duydun mu? Bana olmadık sözler etti. Bütün ayıplarımı, unutmaya çalıştığım ne varsa hepsini bir bir yüzüme vurdu.'' Tanrı Anu kızını sükunetle dinledikten sonra şöyle konuştu. ''Neden bahsediyorsun? Gılgamış'ı kışkırtan sen değil miydin? Onu sen zorlamadın mı seninle olsun diye?'' İştar yalvaran gözlerle babasına baktı. ''Ne olur gök boğasını bana ver. Gılgamış denen o had bilmez yaratığı öldürsün, kurtarsın beni bu öfkeden.'' İştar gözlerini hırsla silerek öfkeyle devam etti sözlerine. ''Ey Anu, sen benim babamsın. Sana saygım sonsuz. Ama bana gök boğasını vermezsen, yemin olsun ki yeraltı ülkesine, cehenneme inip kapısını kırarım. Oradan ölüleri çıkartıp yeryüzüne salarım. Cehennemin öfkesiyle dolup taşan o varlıklar, yeryüzünde gördükleri her insanı parçalayıp yesinler diye uğraşırım. Yaparım bunu baba. Bir bakmışsın, yeryüzünde canlılardan çok ölüler kol geziyor.'' İştar'ın bu öfkesi, Tanrı Anu için kızının şımarıklığından başka bir şey değildi. Ama yine de kızına kıyamıyordu. ''Pekala kızım, sana gök boğasını veririm. Fakat bunun sonucunda Uruk'ta 7 yıl saman yılı olacak. Kuraklık çökecek. Bu nedenle bol bol buğday biriktir.'' İştar diz çöküp babasının ellerini tuttu. ''Ben her şeye hazırlıklıyım baba. Buğday ve ne gerekiyorsa biriktirdim. Tek istediğim Gılgamış'tan öcümü almak. Ne olursun gök boğasının yularını ver artık bana.'' Anu İştar'ın sözleri üzerine gök boğasını İştar'a verdi. İştar onu yularından tutup yeryüzüne Uruk şehrinin ortasına indirdi.
İnsanlar çığlık çığlığa sağa sola kaçışıyordu. Şaşkınlıktan ne yapacağını bilemeyen, öylece baka kalan insanlar da vardı. Boğa ortalığı yıkmaya başladı. Daha şimdiden yüzlerce insan ölmüş, evler, bahçeler toz toprak içinde kalmıştı. Böyle giderse Uruk şehrinden geriye bir şey kalmayacaktı. Bu vahşete tanık olan Enkidu, olanca gücüyle boğaya doğru koşmaya başladı. Birden fırlayıp boğanın üstüne atladı ve boynuzlarından sıkıca kavradı. Ama boğa öyle güçlüydü ki Enkidu'yu sağa sola savurdu. Onu ileriye doğru fırlattı. Gılgamış telaşla Enkidu'nun yanına geldi. ''Kardeşim, iyi misin? Bir şeyin yok ya.'' Enkidu yaralanmıştı. Fakat bu boğayı devirmeye kararlıydı. ''İyiyim kardeşim, iyiyim. Fakat görüyorsun, bizden başka kimse bu canavarla başa çıkamaz. Biz Humbaba denen, yenilemez diye bilinen o yaratığı öldürdük. Bunun da üstesinden geleceğiz. Onun yüreğini söküp Tanrı Şamaş'a sunacağım.'' Gılgamış telaşla etrafa kaçışan insanlara, yıkılıp dökülen evlere bakıyordu. ''Enkidu, şehrim yok oluyor. İnsanlarım acı çekiyor. Saldıralım şu boğaya.'' Enkidu, yabanda büyümesine karşın daha temkinliydi. ''Sakin ol kardeşim. Ben bir yolunu buldum. Ben boğanın arkasından dolanıp onu kuyruğundan iki elimle sıkıca kavrayacağım. Sense önüne geçip hançerini olanca gücünle boynuzlarının arasına saplayacaksın.'' Gılgamış Enkidu'yu kolundan tutup ayağa kaldırdı. ''Bunu yapabiliriz. Hadi kardeş, gösterelim şuna gücümüzü.'' Birlikte boğaya doğru koşmaya başladılar. Boğa neye uğradığını şaşırmıştı. Enkidu boğanın kuyruğunu sıkıca kavradı. Boğa onu sağa sola savuruyor ama Enkidu'dan kurtulamıyordu. Boğa Enkidu'yla uğraşırken Gılgamış aniden boğanın karşısına çıkıp onun boynuzları arasına sapladı hançerini. Boğa cansız yere düştü. Enkidu onun yüreğini çıkarıp Şamaş'a sundu. Birlikte oturup dualar ettiler. Bunu gören Tanrıça İştar Uruk duvarına çıktı. Hırsından gözlerinden yaşlar akıyor, bağırıp çağırıyordu. ''Olmaz olası! Gök boğasını öldürüp beni rezil ettin Gılgamış!'' Enkidu İştar'ın bu sözlerini duyunca öfkeyle boğadan bir parça koparıp ona doğru fırlattı. Ve dedi ki, ''Ben Tanrıça falan anlamam İştar. Seni elime geçirirsem olacağın budur.'' İştar, gözleri kan çanağı olmuş halde bakışlarını Gılgamış ve Enkidu'ya dikti. ''Bunun hesabını sizden soracağım. Canınızı alayım diye yalvaracaksınız.'' Gılgamış ve Enkidu bu sözleri aldırış etmeyerek oradan ayrıldı. Gılgamış, demircileri ve bütün döküm ustalarını yanına çağırdı. Adamlar boynuzların büyüklüğüne bakıp şaşakaldılar. Her biri 15'er kilo geliyordu. Kalınlığı 50 santimdi ve içleri 50'şer kova yağ alıyordu. Gılgamış o boynuzları atası Lugalbanda'ya sunmak üzere kraliyet salonuna astırdı. Daha sonra Enkidu ile birlikte Fırat nehrine gidip ellerini yıkadılar. Uruk şehrinin meydanına geldiklerinde halk büyük bir sevinçle onları karşıladı. Sarayda büyük bir şölen verildi. Onları öven şiirler okundu, şarkılar söylendi. İki kahraman eğlence sonrası bitkin düşmüş uykuya dalmışlardı. Enkidu öyle gerçekçi bir rüya görmüştü ki sabah olduğunda bunu telaşla Gılgamış anlattı. ''Kardeş, ben gece çok tuhaf bir rüya gördüm. Rüyamda gök tanrısı Anu, bilgelik tanrısı Enki, hava tanrısı Enlil ve göğün parlak ışığı güneş tanrısı Şamaş toplanmışlardı. Tanrı Anu Enlil'e dedi ki, ''Bunlar gök boğasını ve Humbaba'yı öldürdüler. Bunun bir bedeli olmalı. İkisinden biri ölmeli. Bana kalırsa bu kişi Gılgamış olmalı.'' Tanrı Enlil buna karşı çıktı. Hayır, ölecek kişi Enkidu olmalı. Bu tartışmalar üzerine Tanrı Şamaş araya girdi. Ne diye onların ölmeleri gerektiğini tartışıyoruz. Onlar benim sözüm üzerine gittiler. O iki işe yaramaz canavarı öldürdüler. Neyin intikamı bu? Bunun üzerine Enlil öfkelendi. Tabii ki korursun onları. Her gün aşağı inip onlardan biri gibi olursan tabii ki korursun. Evet, Enkidu ölecek. Buna itirazın mı var? Derin bir sessizlik çökmüştü. Kimisi düşünceli, kimisi öfkeliydi. Daha sonra konuştular mı, konuşmadılar mı bilmem. Aniden nefes nefese uykumdan uyandım. Kardeş, ben şimdi ölecek miyim? Yaban hayatından başka bir şey görmemişken, daha henüz yeni bir dost edinmişken göçüp gidecek miyim? Bunları anlatırken Enkidu'nun gözlerinden yaşlar akmaya başladı.
Gılgamış'ın da gözleri yaşlarla dolmuştu. Bir yandan dostunu teselli etmeye çalışıyordu. ''Hayır kardeşim, hayır. Sen ölmeyeceksin. Sen ölürsen ben ne yaparım? Derdimi kimle paylaşırım? Kimi dost sayarım? Kime güvenirim şu hayatta? Rüyalarda görülen her şey çıkmaz. Merak etme sen.'' Gılgamış Enkidu'ya böyle diyordu, fakat içinden ya ölürse diye endişe ediyor, üzülüyordu.